Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Japon elması reçeli tarifiyle geldim arkadaşlar. Daha önceki tariflerimde sizlere Japon elmasından sirke tarifimi, turşu tarifimi paylaşmıştım. Şimdi de hep birlikte reçelini yapacağız. Aslında niyetimde ben bunları alıç olarak toplamıştım ama alıç olmadığını Instagram hesabımda sizlerle paylaştıktan sonra gelen yorumlarınızdan öğrendim. Tabii ben bunu araştıracaktım. Bu da yenilebilen bir süs bitkisi olduğunu öğrendim. Japon elması, Çin elması da deniliyor. Bir çeşit dağ elması da deniliyor. Oldukça bereketli bir meyve arkadaşlar. Sonbaharda veriyor. Eğer sizler de görürseniz toplayın, deneyin derim birer kiloda. Gerçekten ben çok beğendim. Lezzetli, güzeldi. Sizler de denerseniz tavsiye ederim. Evet. Şimdi Japon elmasına reçelimizin tarifi. Yaklaşık 1 kilo Japon elması kullandım. Denemek amaçlı arkadaşlar. Çok yapmadım. Çünkü hiç denemediğim bir reçel olduğu için ilk etapta denemek istedim. 1 kilodan yaptım. 1 kilo şeker, 1 litre su. Tencereme yıkadığım, temizlediğim Japon elmalarını alıyorum. Sapları oldukça sert arkadaşlar. Çıkma bilmiyor. Kaynadıktan sonra da asla dökülme olmuyor. Bunun için eğer sizler rahatsız oluyorsanız bıçakla tek tek kesmeniz gerekiyor. Ama tutup yemesi güzel oluyor. Yani bırakın derim. Bir tane de çubuk tarçın ortasından kıralım ve tenceremize atalım. Ocağımızın altını orta dereceye açalım, kaynamaya bırakalım. Kısa bir süre sonra yaklaşık 15-20 dakika içerisinde bu şekilde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri arkadaşlar kaşıkla alalım. Daha sonra daha fazla köpük oluşmaması için küçük bir parça tereyağı içerisine ilave edelim ve reçelimizi birazcık daha kaynatalım. Evet, şimdi ben bu Japon elmalarını içerisine çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü neden derseniz su miktarı biraz fazla. Suyunu birazcık çektireceğim. Bu şekilde kaynatacağım. Şurup elde edeceğim. Daha sonrasında Japon elmaları tekrardan içerisine atacağız. Yaklaşık gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvamı bu şekilde kaşıktan son damlacıkları tutunaraktan akıyor. Bunu da yaklaşık bir yarım saat kaynattım orta ateşte. Bu kıvamı aldı. 30-35 dakika gibi bir süreç lazım. Evet. Kıvamı o şekilde aldıktan sonra önceden pişirmiş olduğum Japon elmalarını içine atıyorum. Tekrardan bu şurupla birlikte böyle bir 10-15 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Orta ateşte. Çok yüksek ateş olmasın. Çünkü elmaların dışı çatlamaya geçiyor. Bu sefer dağılma riski olabilir. Top top durması için orta ateşte pişmesi önemli. Evet, en sonda yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilave edelim. Karıştıralım. Şöyle bir güzel devam kaynatalım. Kıvamına bakalım, kontrol edelim. Zaten öncesinde bir 35 dakika kadar şurubumuzu kaynattığımız için kıvamı oldukça güzel. Soğuyunca da çok güzel bir kıvam alacak. Sıcak sıcak kavanozlarımıza pay edelim. Sıcakken kapağını kapatalım ki vakumlayalım. Ve bu şekilde reçelimiz oldu arkadaşlar. Değişik, farklı bir reçel. Gerçekten güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Ben bu şekilde tarifimi yaptım. Sizler eğer farklı yapıyorsanız tarifinizi bizimle de paylaşabilirsiniz. Yapmak isteyenler fikir alabilir sizlerin tariflerinizden de. Evet, henüz burada sıcak arkadaşlar. Daha sonrasında soğuduktan sonra çok güzel bir kıvam aldı. Ama maalesef soğuduktan sonra video çekmemişim. Bu şekilde kapatmışım artık videoyu. Bu nedenden dolayı zaten tahmin ediyorsunuz ki her reçel yaptıktan sonra buzdolabına koyduktan sonra çok daha bir katı kıvam alıyor. Ekmeğe sürmelik. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün farklı bir reçel tarifiyle sizlere geldim.
Oldukça lezzetli bir reçeldi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Japon elmasından turşu yaptım. Turşu tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Sirke de yaptım. İnşallah sirkemin sonunu sizlere 2-3 ay sonra paylaşacağım. Çünkü şimdi olma aşamasında. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca kanalımda oldukça farklı menü tarifleri, sos tarifleri, tatlı pasta, yöresel tarifler oldukça vardır. Mutlaka bir kanalıma göz atın derim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerlidir. Kanalımda kendinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.